vahşi çöp depolama alanını çevreye duyarlı bir alan yapmak için bir ihale gerçekleştirildi ve ihale sonucu bir şirkette sözleşme yapıldı. Belediye Başkanı Avukat Eyüp Eroğlu bu sözleşmeyi basın mensuplarının katılımlarıyla gerçekleştirdi. Ben bu anlamda bizlerle beraber olmak sizlerle basın mensuplarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii değerli dostlar biliyorsunuz biz Tokat'ımızın çevresini değiştirmek, Tokat'ta önemli ve büyük işlere imza atmak ve yine şehrimizin her anlamda çevresiyle, doğasıyla, şehirleşmesiyle, imarlaşmasıyla ilgili ve daha birçok sosyal tesislerle alakalı işler yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bunlardan birisi de çok önem arz eden ve çok da önemli gördüğümüz, biliyorsunuz bizim bir vahşi çöp depolama alanımız vardı. Ve şimdi biz bu vahşi çöp depolama alanımızı rehabilitasyona sokarak burada bir park haline dönüştürmek suretiyle ve yine mevcut o vahşi çöp alanının çevreye duyarlı bir hale dönüştürülmesiyle ilgili bir ihale yapmıştık. Ve yaptığımız ihale neticesinde de 3.880 milyon TL yani yaklaşık 4 milyona yakın bir rakama Gökşin isimli, inşaat isimli bir firmamız herhalde, Bursa firmamız. Bu firmamız ihaleyi aldılar ve ihalemizin her türlü yasal prosedürleri bitti. Ve şimdi de onlarla bu sözleşmeyi imzalayıp akabinde de 15 Mayıs itibariyle de kendileri de yapım işine başlamış olacaklar. Biliyorsunuz 2013 yılından itibaren artık belediyemizin toplamış olduğu çöpleri düzenli depolama alanına dökülüyor. O bölgede Turhal'ın Kuşoturağı isimli bir köyünde 4 tane belediyemize ait, Turhal, Zile, Pazar ve Tokat olmak üzere 4 tane belediyemize ait bir alana biz yaklaşık 4 yıldır çöpümüzü döküyoruz. Ama biliyorsunuz ki 2013'ten önce 35-40 yıl boyunca toplanan çöplerimiz bu bizim sizin de çok iyi bildiğiniz eski sigara fabrikamızın hemen karşısında yaklaşık 70 dönümlük bir yere yıllarca çöplerimiz döküldü. Üst üste koyula koyula böyle çöp dağları gibi bir yer orada oluştu. Tabii bundan hiçbirimiz memnun değildik. Özellikle havaların ısınmasıyla beraber hem çöp yangınları, hem koku, hem is, artı oraya giden hayvanların o çöplerde bir takım işte yaptıkları yani çalışmalarla insan sağlığına zararlı bir hale bürünen bir nokta haline gelirken o bölge, bir de hemen yeşil ırmağın yanında olduğu için ırmağı da çok kirletiyordu. Ve son derece nahoş, görüntüsü kirli, bununla beraber sağlık anlamında tehlike arz eden, tehlike saçan bir yer halindeydi orası. Ve biz de dedik ki ya biz burayı rehabilitasyona sokmamız lazım, rehabilit etmemiz lazım. Ve çöplükten bir park oluşturmamız lazım dedik. Ve 1,5 yıl boyunca yoğun bir çalışma başladı. Vakıf haftası etkinlikleri çerçevesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Meydan Camii'nin önünde halka vakıf yemeği ikram etti. Thank you.
Emniyet Müdürlüğü'nce okul çevresindeki metruk binaların ve şüpheli şahısların kontrol ederek öğrencilerin güvene alınması için Gazi Osman Paşa Ortaokulu'nda güvenlik denetimi yapıldı. Bunu yapacağız çocukların korunmasına yönelik olarak. Okulun çevresindeki, okulun girişinde, çıkışında bulunan şüpheli şahıslar, okulla ilgisi olmayan şahıslar, okulların çevresindeki, yakın çevresinde bulunan kahvehane, kafe, internet kafe, parklar, bahçeler, metruk binalar, buraları kontrol edeceğiz. Düzenli bir çalışma istiyoruz. Yapılan çalışmanın istatistiklerini, sorgulamalarını yapacaksınız, üst aramalarını yapacaksınız. Okulla ilgisi olmayan şahıslar varsa suç unsurları çıktığında onları ele geçirmenizi istiyoruz arkadaşlar. Büyükler. Burada bir tam burada bir kalmış şu. Mahpere Hatun Kız Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nde bahar şenlikleri düzenlendi. Öğrencilerin hazırlamış oldukları el yapımı malzemeler ve yiyecekler kermeste sergilendi. Programa katılan Tokat Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, okuldaki ana sınıfı açılışında gerçekleştirdi. Mahpere Hatun Lisesi'nin
aslında gelenekselleşen bahar şenliği etkinliği. Etkinliğin tadı çok yönlü kazanımları var. Öncelikle okulumuzdaki öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin belki de ilk öğretimleri boyunca yaptıkları çalışmaların güzel örneklerini sunduları ve bu hazırlığı yaparken aynı zamanda yine kendi alanları ile ilgili öğrendikleri, kendilerini geliştirdikleri güzel bir çalışma. Evet, meslek lisemizin çok güzel bir uygulama sınıfı oluştu, ana sınıfı oluştu. İnşallah bu ana sınıfımızda çok güzel öğrencilerimiz yetişecek ama aynı zamanda da çok becerikli çocuk gelişiminde okuyan öğrencilerimiz yetişecek. Gel delikanlı, beraber açalım. Evet, hayırlısı olsun inşallah okulumuza, çevremize. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Arat, Tokat'ta yapılan Dedaman Oteli ile ilgili Atlas Yatırım Planlamaya teşekkürlerini sundu. Ayrıca Ticaret Sanayi Odası Başkanı Arat, sözlerine önümüzdeki günlerde yapılacak olan Ticaret Sanayi Odası Başkanlara tekrar aday olduğunu açıkladı. Hazreti Mevlana şöyle söylüyor, aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşırlar. Tabii bu çok derin bir söz, beni çok etkileyen bir söz. Burada birçok defa sizlerle beraber olduk. Başaran ve büyüyen illerin nerelerden nerelere geldiğini dönem dönem sizlerin aracılığıyla, kamuoyuyla paylaştık. Aynı dili konuşan değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşıyor. Bugün burada bir araya gelmemizin sebebi, biz uzun yıllardan beri yapmış olduğumuz çalışmalarda 2009-2010 yıllarında göreve geldiğimiz günlerden beri ciddi derecede çalışmalar yaptık, çalıştaylar yaptık. Bunların bir tanesi turizm çalıştayıydı. Tokat'ın ekonomi çalıştayıydı. Tarım çalıştayıydı. Şunları gördük yapmış olduğumuz çalışmalarda. Tokat'ın kalkınması için öncelikle tarım, tarıma dayalı sanayi ve devamında turizm geliyordu. Bunların tamamı kayıtlarımızda var. Hala çalışmalarımız bu noktada devam ediyor. Biz Türk toplumu demem... Yani yerinde olabilir belki. Yapılan olaylara karşı vermiş olduğumuz tepkiler de iyi olmayan olaylara karşı direkt serzenişte bulunmayı çok seviyoruz ama iyi yapılan, güzel yapılan olaylarda da maalesef ne hikmetse teşekkür etmeyi çok fazla beceremiyoruz. Bugün rahmetli Recep Yazıcıoğlu'nun Tokat Ölçeği'nde bizim göremediğimiz yıllar önce, uzun yıllar önce gördüğü bu turizm potansiyelini ve otelin, Tokat'ın bir otel eksikliğini uzun yıllar önce görmüş, Tokat 30 yıl önce görmüş, Tokat Büyük Oteli'ni o zamanki şartlarla, devlet imkanlarıyla yaptırmış, gerek Tokat'ın gerek çevrelerimizde olmayan güzel bir tesisi Tokat'a kazandırmış ve bu Büyük Tokat Oteli uzun yıllar gerek devlet bünyesinde daha sonra özelleşme ve kiralama sistemleriyle uzun yıllar Tokat'a ve bölgeye hizmet etmişti. Bugün gelmiş olduğumuz noktada dün açılışını resmi değil ama müşteri alım açılışını beraber gerçekleştirdiğimiz Dedaman Oteli'nin Tokat'a gelişi altında yatan istişareye dayalı yapılan tüm çalışmalar bu sözün ne kadar anlamlı ve doğru olduğunu bizlere tekrar bir defa daha gösteriyor. Atlas Yatırım Planlama'nın Tokat'a yaptığı bu dev yatırımın hikayesinde birçok teşekkürü sonsuza kadar hak ediyor. Firma sahibi olan Nusret Altun aslında Dedaman Otelleri için küçük ölçekte olan Tokat'a yaptığı yatırım birçoğumuzu cesaret edemediği bir eseri ortaya koydu. Çoğu Tokatlı'dan çok daha Tokatlı olduğunu gördüğü Nusret Argun'a kentimizin en büyük sorunlarından birisi olan konaklama problemine sağladığı katkıdan dolayı Tokat halk adına teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii üyelerimizin bize vermiş olduğu görevleri yapmak durumundayız. Yapmakla mükellefiz. Madem konu açtınız, biz ekibimizle beraber altını kalın harflerle çiziyorum. Üçüncü ve şahsım adına söylüyorum. Son dönem olmak üzere adayım. Seçimimiz henüz bize genelgeleri gelmedi ama %100 Ekim-Kasım aylar içerisinde Türkiye'deki oda ve borsalar seçimlerini yapar, tamamlarlar. Ondan sonraki süreçte 3 ay sonra da birlik seçimini yapar ve bitirir. Biz ekibimizle beraber son dönem bir kez daha adayız. Ama seçim çalışmalarımıza demin bahsetmiş olduğum gibi
Ben şeyi bozmayacağım. Programımı bozmayacağım. Öncelikle evvelilikle önümüzdeki halimiz gereken konular üzerine yoğunlaşacağız. Geçimlere 2 ay, 3 ay kala ineriz sahaya. Bütün ekibimiz kendi komitelerinde, üyelerimize bu bize vermiş oldukları yetkiyi nerede kullandık, ne şekilde kullandık, yapmış olduğumuz çalışmaları üyelerimize gerek teker teker ulaşmak kaydıyla, gerek komite komite toplantılar yapmak suretiyle anlatırız.